Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havuzu bugün hiçbir iş yapmayacağız. Havuzu şöyle bir başlangıç olarak bir göstereyim. Benim. Belki üstüne bir 5-10 litre taze su eklersem eklerim. Suyu biraz buharlaşmış sanki gözüme öyle geldi. Kış ayında suyu bu kadar buharlaşıyor mu acaba? Onu mu düşünüyorum ya da ben zaten az koyuyorum. Biliyorsunuz geçen yıllar temizlik yapmıştık. Mesafeli koyuyorum şurayı. Ondan mı bir sonrakinde gözüme az gelmiş oluyor bilmiyorum ama şu an temizlik yapalı bir hafta geçti. Hemen hemen su azalmış gibi gördüm. Bir 5 litre az gelir büyük ihtimalle. Bir 10 litre veya 20 litre bir taze su eklerim. Dip çekimi yapmaya şu anlık gerek yok. Tertemiz zaten. Bu hafta su eklesem yeterli diye düşünüyorum. Bakayım, belki kafama eserse duruma göre dip çekimi de yapabilirim. Ama şu anlık iyi gibi gördüm. Dip çekimi yapmaya gerek yok. Bir dahaki hafta yaparız. Bu hafta su eklerim. 2 haftada bir olur dip çekimi. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şuraya kirlenmiş. Şöyle böyle göstereyim. Buranın hem filtreleri temizlenecek. Hele hele şuraya bakın, size bunları hiç göstermemiştim herhalde. Beyaz bulutları getirdim. Beyaz bulutları, tetra. Bunlar da soğukta yaşıyor diye duydum. Bunları yazın, baharda veya aşağı indireceğim. Bakacağız. Buranın suyuna, aşağının suyu eşdeğer geldi mi bunları aşağı indireceğim. Bakacağız aşağıda yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, göreceğiz. Şu an 24 derece, 25 derece ayarlı suları. Dediğim gibi burası temizlenecek. Burası temizlenecek ve burada size bir sürpriz var. Şöyle şunu indireyim. Sağ olsunlar. 10 saatte hemen kirletmişler. Vatozlar falan kayıp olmuş. 3-4 tane burada vatoz vardı da. Şöyle sağ olsun bir hobici dostumuzdan, abimizden. Bunlar geldi. Kendisine yeni balık aldık. Akvaryumu falan kurduk. Bunları da ne yapayım dedi, sana vereyim dedi. Ben de bunları arkadaşlar yapaya çalışıyorum. Ya bir yere postalayacağım. Tek kuyruk normal Japonlarla işim olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları atacak şu an çok fazla yer de yok. Buraya sıkıştırdım şimdilik. Ama birkaç gün içinde, önümüzdeki hafta veya bir hafta içinde bunları buradan yollayacağım. Çünkü bunlara yerim yok dediğim gibi. Buraya başka balık koyacağız. Bunların buradan gitmesi lazım yani. Şöyle burada şimdi cüce vatozlar. Buranın suyu biraz kirlenmiş arkadaşlar. Vatozlarım benim üste çıkmış biraz. Buranın suyu bayağı bir kirlenmiş. Şu salyangozlar çoğalmış. Bir de ya fazla yem attım buraya. Bu salyangozlara sinir oldum. Şimdi buraya yine bir %50 temizlik gireceğim. Burada balık sayısı da çok. Şu an yansıyor, pek gözükmüyor size de. Balık sayısı da çok burada. O yüzden şey oluyor arkadaşlar. Her türlü yansıyor. Bir deneyeyim de yansımıyor mu, yansımıyor mu? Yansıyor mu, yansımıyor mu diye bir deneyeyim dedim şunu kaldırıp ama tutmadı. Durum böyle arkadaşlar. Buraya komple bir temizlik yapacağım. Şimdi şu iki akvaryumdan başlayayım da diğer akvaryumları birazdan mı girişini bilmiyorum. Çünkü çok fazla suyum da yok. Duruma göre şimdi aşağı geçiş yaptım. Biliyorsunuz ben bu akvaryuma vatoz koyacağım demiştim. Ama koyamadım. Ve şimdi koyacağım inşallah. Şimdi şu Japonlardaki samplı küçük pipoyu alacağım. Temizleyeceğim. Güzelce buraya monte edeceğim. Aslında buranın filtresi vardı. Şuydu. Ama orasının suyu alacak biraz. Borusu yüksek kaçıyor. Boruyu kesmem lazım. Dedim ki boruyu kesmeyeyim. Oraya küçük filtre koyayım dedim. Şu en mantıklısı oraya koymak için vatozörün oraya. İdaretenlik koyarım. Daha sonrasında da belki bir tane daha filtre koyabilirim. Yani burası tek filtre yetmeyebilir. Belki bir tane de pipo koyabilirim. Çünkü uzun akvaryum. Pisliği bir taraftan temizlese bir tarafta kalacak. Uzun akvaryum olduğu için. Hatta şöyle size bir göstereyim akvaryumu da. Bakın akvaryum tertemiz, cillop gibi. Şu an mavi elma salyangozları var. Buraya bir 3-4 tane daha mavi elma salyangozu takviyesi yapacağım. Yazın mavi elma üreteceğim. Ve beyaz elma da buldum. Beyaz elmayı da çatıya bir yere takviye yapacağım ama onlar birkaç sonra olur. Bir 2-3 hafta sonra veya bir ay sonra olur. Elimde kalan kökleri şöyle attım. O köklerden birkaç tanesini başka akvaryumda kullanıyorum. Kullanacağım daha doğrusu. Buraya attım da burada bir bakacağım hani ön durumları nedir. Suya batıyor mu, salınım yapıyor mu falan diye. Ondan sonra başka akvaryum dediğim gibi kullanacağım. Buranın durumu böyle arkadaşlar. Şimdi buranın filtresini falan takacağım. Aynı zamanda buradan da su almaya geldim. Çatıda hiç suyum kalmamış. O yüzden dedim buradan da kısa bir kesit alayım. Çattaki temizliğe devam ediyorum. Hatta bayağı bir temizledim. Şimdi birazdan tekrardan oraya gittiğimizde gösteririm size de. Buranın da dedim ki son bir durumunu göstereyim. Gösterdiğim gibi burası zaten böyle işte. Kökleri de şöyle göstereyim bir daha. Kökleri de attım ve vatozlar falan takılır diye öylesine bir attım. Elimde duruyorlardı. Boş boş durup tozlanacağına buraya attım. Burada takılsınlar dedim. Evet, şöyle suları da doldurdum. Bakın hatta 3 bidon falan bir su aldım. Birkaç bidon daha lazım. Dinlenmiş su alacağım buradan. Çatıya doldurdum ama daha klorları gitmedi. Dinlenmediler daha sular.
kendi şeyimi de atmadım. Klor çözücü bir kimyasalım var benim arkadaşlar. Kendime su düzenleyici yaptım. Bakın şu sarı bantlı şişenin içinde var. Henüz onu da kullanmadım. Dökmedim yani, vaktim olmadı. Buraya temizlik yapıyordum. Durum böyle arkadaşlar. Yukarıda tekrardan görüşürüz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle filtreyi göstereyim. Bakın Japon'un orada duruyordu. Eve götürdüm pırıl pırıl. Şöyle cillop gibi bir yıkadım arkadaşlar. Tertemiz de yaptım. Şöyle göstereyim. Bildiğiniz musluk suyunda yıkadım. Yani bakterisini öldürdüm. Çünkü bayağı pisti biliyorsunuz. Bir. İki. Ben şu huyu sevmiyorum arkadaşlar. Japon akvaryumunun başka bir balığa koymuyorum. Yani başka bir balığa filtresi olsun, kendisini olsun hiçbir şekilde koymuyorum. Çünkü benim Japonların akvaryumları ayrı bir pis arkadaşlar. O yüzden diğer balıkları koymuyorum. Atıyorum yarın bir gün lapiste salsam, burası sıcak olsa buraya koymam mesela. Çünkü Japonların suyunda durmalarını sevmiyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitmiyor. Çünkü Japonların suları biraz pis oluyor arkadaşlar. Benim sular. Pis demeyeyim de sarartılı oluyor böyle. Yani bir farklı oluyor Japon'un suyu arkadaşlar. Japon'un salgıladığı sıvıdan dolayı. Ben mesela Japon akvaryumum atıyorum var diyelim kurulmuş. İçine başka bir balık alacağım. Japon türünü bırakacağım zaman akvaryumu ya sıfırlarım ya da çok iyi temizler. Ondan sonra Japonları çıkarttıktan sonra başka bir balık ondan sonra koyarım. O yüzden bu filtreyi de kaba taslak yıkayıp da koyabilirdim ama bu akvaryum sıfır bir akvaryum arkadaşlar. Sıfır bir akvaryuma gidip de başka bir filtreyi, Japonların pis filtresini koymanın bir mantığı yok. O yüzden böyle sıfırladım. Benim bu kendi kafamda kurduğum bir taktik arkadaşlar. Yani birkaç küçük taktik var. Şöyle söyleyeyim, hatta bu tarz bir durum olursa sizin de böyle sıfır bir akvaryuma başka bir akvaryumdan filtre getirip koyma gibi bir durumunuz olursa filtresinde sıfır koyarsanız güzel olur. Şöyle başka temiz güzel oturmuş bir akvaryumdan güzel bir filtre alırsanız onu koyabilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Benim bu akvaryumda biliyorsunuz yosunlu mosunlu bulanık olduğu için ben koymuyorum. Çünkü aşırı pis. Bakın şöyle bitkiyi göstereyim. Bitki arkadaşlar üstü yaprakları tozlanmış yani. Gübürleşmiş diyeyim. Toz değil yani, suda toz olmaz da hani. Sudaki şeyler, ne diyeyim, şu an tabir aklıma gelmedi. Sudaki organizmalar da o çok tabir değil. Ya sudaki partiküller diyeyim, şeyin üzerine gelmiş aynen. Bitkilerin üzerine gelmiş. Bitkinin yaprakları zaten yosun tutmuş. Komple kararmış arkadaşlar. Camlar falan yosun. Burayı da birkaç gün içinde sizle beraber komple temizleyeceğiz. Japonlar da pis. Birkaç video sonra peşine onları da atarım zaten. Bu videodan sonra. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi şunu bir takayım, çalıştırayım. Tekrardan çekeyim. Sonra sıcak yeri kapatacağım zaten. Isıtıcı sabahtan beri çalışıyor. Çünkü soğuk su ekledim. Şu üstteki tanklardan bakın suyu bitti. Burayı kurmak için soğuk su ekledim. Öyle bir sıkıntı oldu. Bir de burayı fullemiyorum. Sebebine gelecek olursak da bakın. Bu akvaryumla bu üç akvaryum aynı. Burada arkadaşlar bunu yapan arkadaş zamanında şu camı kayıt kuşak niyetine destek olsun diye atmış. Bu camı söktüğümüz zaman bu akvaryumdan. Daha önce geçirmiştim de şimdi bir tekrarlayayım. Akvaryum arkadaşı içine su doldurdum. Camlar esnedi. Çünkü camları tutacak hiçbir şey yok. 1 metreden büyük akvaryumlara, hatta 80-90 santim akvaryumlara özellikle yüksekse 50 santim 60 santim yüksekliği varsa kayıt kuşak atılması gerekiyor. Çünkü cam esniyor arkadaşlar. Bu da 1.20'ye yakın bir akvaryum. Cam ortadan esnedi arkadaşlar. Şurası şöyle düz geliyor. Burası şöyle bana doğru esneyip gidiyordu yani o tarafa doğru. Hafiften esnedi. Ben de şöyle kendimce küçük bir kayıt kuşak attım. Bakın şu olay kayıt kuşak, şu köşelere de attım. Yine şu köşeye de attım. Şöyle dibine de attım arkadaşlar. Bakın ortaya da attık. Diğer tarafa da attık falan derken. Hatta bakın şu camda şöyle bir kesinti izi var. O da şu deliğin arkadaşlar. Bak şu deliğin. Bu camı aldım, söktüm, parçaladım. Buralara monte ettim, öyle diyeyim size. Tabanına monte ettim. Üste de başka elimdeki parçalarla kestim. Akvaryum bir nevi sağlamlaştırdım. Ama bu kayıt kuşağın arkadaşlar şöyle bakın boydan boya atılması lazım aslında. Bu hani tutuyor ama daha garanti olması için boydan boya atılması lazım. O yüzden ben fullemiyorum. Yarın bir gün burada da olmuyoruz. Açılır maçılır, su dökülür patlar. Yazık, günah olur yani. Bir de uğraşırız. Her taraf batar. Ne olur ne olmaz. Ben sanmıyorum açılacağını. Yine güzel yaptım ama riske girmemek için de fullemiyorum. Bakın şuraya kadar falan dolduruyorum en fazla. Çok ağzına kadar fullemiyorum. Durum bu şekilde. Belki şu an az daha koyabilirim üzerine.
filtreyi bir takacağım, ondan sonra tekrardan devam edelim. Yine açıklarım. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şu an temizliği yaptım, sonra ekledim. Size böyle ara ara çekiyordum normalde ama şu an direkt yapıp çektim. Şu hatta vatozlarda arkadaşlar, bakın vatozların hepsi üste kaçmış. Büyükler dahil. Bunların bir suyu bozuldu ama niye bozuldu bilmiyorum. Birkaç tane de ölmüş küçük yavru. Eğer bugüne takip edeceğim, birkaç tane daha ölen olursa, şöyle flaşı açıp size bir göstereyim. Bakın hepsi arkada. Su bozulmuş. Niye bozuldu gerçekten bilmiyorum. Evet, bir tane yerde sanki ölü var. Evet, burada da bir ölü var. Ben bunları hatta arkadaşlar buraya salyangozlar sardım. Minik, adi salyangozlar. Onların da etkisi var mı bilmiyorum ama su bozuldu ya da ben bir şey yaptım, su bozuldu. Bir ara temizlik falan yaptım ama neden bozuldu bilmiyorum gerçekten. Su bozuldu. Bir değişim yaptım ama şu an etki etmedi herhalde. Akşama kadar yeni takip edeceğim. Akşam da etki etmezse bunları aşağı yeni bir akvaryum yapmıştık ya, oraya taşıyacağım. Onun videosunu da ayrı çeker atarım büyük ihtimalle. Hatta yan tarafı falan bile atabilirim yani. Çünkü bu yan tarafın falan hiçbir sorunu yok ya da bu yan tarafın. Ama bir tek buranın nedense sorunu var. Ya da buranın filtresini ben bir ara iyi temizledim. Ondan mı bozuldu bilmiyorum. O da olabilir. Yani bakteriyi öldürdüm. Fazla bakteri bırakmadım. Ondan da olabilir. Çok bilmiyorum durumları arkadaşlar. Şöyle buraya da ısıtıcı bir ışık taktım. Çünkü bugün soğuk hava. Ve burada işlem yaptım. Burayı açık bıraktım. Direkt suyu, burada da ısıtıcı yok. Şu yanında var. Burası soğuyor hiçbir şey olmadığı için. O yüzden ısıtıcı ışık taktım ki bu ortam biraz ısıtsın diye. Şimdi zaten birazdan kapatacağım. Burayı kapattıktan sonra, videoyu çektikten sonra yani burayı ben de kapatacağım. Işığı da kapatacağım. Hatta şöyle göstereyim, bakın 21 derece diyor. O 20 derece falan su. 20 küsürlerde, 21'e yakındır yani. Burada beyaz bulutlar duruyor arkadaşlar şu şekilde. Biraz yem attım ama farklı bir yem attım bu sefer. Yemediler. Bu tarafta da yememiş nedense. Beğenmediler herhalde bu yemi. Çünkü uzun süredir bu yemi hiç vermiyordum. Hatta Japonlara vatozlara daha doğrusu bu yemi hiç vermedim. Bu yeni getirdiğim Japonlar, bunları büyük ihtimalle bu akşam vereceğim bir yere arkadaşlar. Geçici süre almıştım. Buraya bakın, burada en büyük boy vatozlar duruyor. İlk parti yavrular. Ama dediğim gibi burada arkadaşlar bir iki tane ölmüş arkada. Filtrenin arkasında var mı bilmiyorum. Bakın bu da anaç dişi. Neden böyle bir durum oluyor? Hakikaten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Suda oksijen yetersizliğim var. Nedir anlayamadım. Olmadı, bunları akşam direkt aşağı götüreceğim. Yapacak bir şey yok. Aşağının suyun ısısını yükseltip aşağı götüreceğim. Öyle bir şey yapabilirim. Aşağıdaki, çünkü akvaryumu kurduk biliyorsunuz. Durum böyle arkadaşlar. Şeyleri de bir göstereyim. Flaş ışıkken hazır. Ersinler de bu şekilde yem bekliyorlar. Onlara biliyorsunuz dış filtre takmıştık. Bakın dış filtrenin hatta dibi yem dolmuş, sıkışmış oraya yemler falan. Hatta şöyle bir kaldırırsak onu. Bakın oraya yemler sıkışmış arkadaşlar. Çekmiyor mu artık nedense? Çünkü gücü düşük olduğu için arkadaşlar bu kadar çekiyor dış filtrede. Öyle düşünebiliriz yani. Kalın pislikler içine girmiyor büyük ihtimalle. O şekil pislikler orada biraz kalmış. Bakın şöyle güzelce duruyor Mersinler. Buranın ışığı yok tabii ki de şu an için. Yine bozulmuştu. Yeni bir ampul hala alamadık. Şöyle göstereyim size. Böyle de gözüküyor. Yine neyse, çok sorun değil. Buraya bu haftalık bir temizlik yapmayabilirim. Belki bir akşam yapabilirim. Çünkü çok pislenmemiş. Dış filtreyi de taktığım için. Güneş balığımız da geldi. Dış filtreyi de taktığım için hiçbir sorun olmamış. Yani sorun olmadığı için şu anlık temizlemeye gerek yok. İyi, su kendini iyice temizlemiş bir nevi. Ama şu vatozlara şu an üzüldüm. Kafamda deli sorular. Onları bir an önce oradan alasım var gibi. Bu akvaryumu da sıfırlayıp buraya yeniden sıfır bir suyla kuracağım. Küçük akvaryum oldu. Neden su, niye su bozuldu hiç bilmiyorum. Suyu da değiştirdim ama bir şey, başka bir şey var. Bu salyangozlardan da olabilir. Bu adi salyangozlar bastı buraya filtrenin içini. Her yere yumurta dökmüşler. Biraz fazla kirletiyor olabilirler. Dün faya bayağı bir salyangozları temizledim ama bakacağım, şöyle birkaç saat daha geçsin. Akşam olsun dediğim gibi. Bir sıkıntı çıkarsa şey yapabilirim. Balıkları alabilirim aşağı. Vatozları zaten alacaktım. Bahane olmuş olur. Şöyle arkadaşlar, Japonlar orandalarda takılıyorlar. Onlara da bir şöyle mercimek attım. Birkaç salyangoz vardı adi madi. Adi salyangozları buraya sallıyorum arkadaşlar. Burada çoğalamıyorlar. Çünkü Japonlar onları yiyor. Şöyle çoğalamıyorlar. Anaçları yiyemiyorlar. Bakın şurada bir tane anaç var, kahverengi zaten. Her yerde anaç var. Şu karşıda falan da bakın anaç var.
5-6 tane, 8-10 tane falan anaç var. Şunun içinde de bakın adiler var yine. Şu 1, şu aşağıdaki 2, şu tarafta var 3. Ama yumurta döktüklerinde yumurtalar çıkıyor. Zaten su soğuk olduğu için yavaş çıkıyor. Çıkan yumurtalar da çok çok minik olduğu için buradaki balıklar yiyor onları. Bakın şurada bizim arkadaşlar şey, hasta olan balıktı. Toparlamış. Şöyle, hatta şöyle bir yakınlaştırayım. Çok fazla yakınlaştırınca bulandı. Havada karanlık çünkü. Bakın biliyorsunuz şu nereye sıkışmıştı, size bir daha anlatayım olayı. Şu naylonun arasına sıkışmıştı. Burada bir kovaya almıştım. Şu an durumu iyiye gidiyor arkadaşlar. Toparlamış biraz. Bahara doğru daha da iyiye gider diye düşünüyorum. Durum böyle arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireyim ben zaten. Şu vatozları bir hal çaresine bakacağım. Neden böyle oldular ben de merak ediyorum şu an yani. Yani ısıtıcılar da yanıyor. Sularını da komple bir değiştirdim ama %50'den fazla. Nedense hala su kötü. Az daha bir su ekleyeyim olmadı şuna. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler dilerim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.